denizde olmak çok güzel bir şey ya. Evet hocam, denizde olmak güzel şey de evet. Hafif de bir dalga yapmaya başladı hocam, evet. Bir sallanmaya başladı. Evet. Korkma, sakın korkma. Yok abi, biraz sessiz kalabilir miyiz? Tabii, 1-2-3 tıp mı diyor? Tıp. Doğayı dinleyelim abi, dur. Dinleyelim abi. Tabii burada doğayı dinlerken elimizde de oltalar var ya abi. Evet hocam. Doğal olarak şöyle bir şey düşünülüyor. Karadeniz'e balık yemeye geldik zannediliyor. Bütün bildiklerinizi unutun. Çünkü Zafer abi Sinop'ta bir Karadeniz kentinde bize mantı yedirecek. Lasse ile yine bekleriz programında. İlginç şeyler olacak. Zafer Algöz ve Sinop mantısı. Evet. Yan yana getirdiğim zaman yüzme geliyor ama... Evet hanımefendiler, beyefendiler, yine bekleriz. Konseptimizde yollardayız. Efendim Türkiye'nin birçok güzel beldesini gezeceğiz. Usta sürücümüz koltukta gördüğünüz gibi, evet. Yılların kurdu deriz biz, evet. Sevgili Can Yılmaz. Ben Deniz'de efendim tur rehberi olarak zaten bu beldeleri defalarca gördüğüm için, yıllarca evet. Hep buralarda büyüdüğüm için. Evet. Onun sevgili, yüzden tam evet. 380 kilometre dolanarak Sinop'a geldik abi. Evet abi evet. Ama olsun, güzel yerler gördük. Bir dakika şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Evet. Senin burada bir teyzen zaten yok da, o mavala zaten inanmıyorum da. Var. Farz edelim var teyzen. Evet. Zaten teyzen yapıyor cevizli mantıyı. Evet. Bu konuda senin şeyin ne? İlgin ne abi? Arkadaşım. Yapar mısın yani sen? Arkadaşım, bizim Türkçe'de çok güzel bir deyim vardır. Ne? Herkes sakız patlatır ama kimse Ayşe Hanım gibi patlatamazlar. Hiç yani böyle bir söz duymadım ha. Şimdi hocam bu... Yani hünerle alakalı bir şeydir. Ben inanmıyorum. Bu insanlar Karslı. Ben Erzurum inanmıyorum. Nasıl inanmıyorum? Hocam buralar hep bizim akrabaların yeri. Tabii. Şimdi bizim programın adı ne hocam? Yine bekleriz. Evet. Bak ne diyor bu? Bak. Gel. Yine bekleriz. Gel. Burası mı abi senin? Burası yeri? Abi. Teyzenin yeri. Tabii. Gerçek teyzenin. Abi bin kere söylüyorum. Abi ne diyor ya? Merhabalar. Merhaba. Naber? Teyzen mi abi? Teyzemin kızı. Ha. Kolay gelsin efendim. Ha, gene bir oyuna geldik yani. Yok, ortada yine gelmedi. Bir teyze yok. Can. Ya, teyzemiz var. Evet. Teyzemin kızı var. Teyzemin mantısı var. Daha ne istiyorsun? Teyze yok. İlle teyzeyi göreceğiz. Çünkü sen teyzemi tanıştıracağım dedim. Tanıştıracağım hocam. Şimdi biz buradan mantı... Siz Zafer Bey'i tanıyor musunuz? Tanıyorum. Akrabayız. Teyze çocuklarısınız yani. Evet siz. Efendim. Öyleyim. Allah Allah. Evet efendim. Sana cevizli Sinop'un özel mantısını yapacağım. Evet. Ama evet. Burada bir de çok güzel çiğ börek var. Önce çiğ böreğini yiyelim. Küçücük bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Yani akrabanızla karşılaşıyorsunuz uzun yıllar sonra. Evet. Hiç teyzem nasıl, eniştem nasıl bunlar yok mu? Şimdi burada konuşuyoruz arada. Ha. WhatsApp'tan yazışıyoruz. Ne güzel ayarlamışsın tezgahı ya. Teyzenin adı ne abi? Teyze. Abi. Ya pes be. Teyzenin adını bil. Ne yapıyor ya... teyzenin adını? Masaya alalım çiğ börek işi. Tamam. Görüşürüz efendim. Görüşmek Buyurun üzere. Hocam. 4-4. 4-4 tamam. Evet. Hayret, sen çiğ börek yaparım demedin ha. Onu da yaparım. Abi çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür sağ ederiz. Olun. Kesene hocam, bereket abi. Afiyet olsun. Şimdi hocam, ben söyleyeyim de öne alayım. Buyurun. Elle mi yiyoruz bunu? Tabii. Usulü mudur yani? Evet. Nasıl hocam? Bu yapılır ama bu kolay. Aha. Ya sana gelince hep kolay. Yemek konusunda müthiş hızlısın ve cevvalsin. Ben yavaş yerim, hızlı yemem. Sen? Hızlı yiyen Cem. O çok hızlı yer. Sen de hızlısın. Sen daha böyle tabağı şöyle mi tutayım, böyle mi tutayım derken o... Bitti. Teşekkür ederim. Sevgili Zafer Algöz, canım evet. Abim. Evet. Demin şurada izlediğimiz kadarıyla evet. Geleneksel yöntemler uygulanıyor. Evet. Sen tabii yok, teyzem bana el verdi gibi mavalları sıkmana rağmen beni inandıramadın. Evet. Bu lezzeti yakalayabilecek misin? Hocam bir dakika, bir telefonum çaldı da. Telefonun çaldı mı? Şu anda cebimde çaldı da. Alo Deniz sevgili kardeşim, çok büyük iddiaya girdik benim ortağım Can Hoca'yla. Ben aşçıların kralıyım, benim yaptığım yemeği kimse yapamaz. Şöyle aşçıyım, böyle aşçıyım diye birazcık fazla yüklendim. Yani fazla yüksekten attım. Bana çok acil, çok güzel bir aşçı kostümü lazım abi. Yavrum bak, karayolu, havayolu, deniz taşımacılığı. Drone'la yolla abi. Gelsin böyle tepeden diye indirsin. Önlüğü almam lazım. Hayat memat meselesi. Kurban olayım benim. Ben Zafer abim ya. İkinci sezonlar. Evet yavrum. Çok acil.
En iyisinden istiyorum, en kalitelisinden. Kolay gelsin. Şimdi ben Can Hoca'yla iddiaya girdim de, evet, dedim ki ben kendim mantı yapacağım. Bu işlerin kralını ben bilirim dedim. Ama şimdi hamuru yerinden al, un, mun, suyu falan filanı onun kıvamını tutturmak uzun hikaye. Evet. Bana hani bu hazırlamış olduğunuz mantılardan şöyle bir yaklaşık iki kişiye herhalde bir kilo yeter değil mi? Evet. Ha, bir kilo var yoğurt, işte yanında mantı, efendim senin ceviz, kullanacağım malzemelerle verirseniz. Hani onları şöyle çaktırmadan bir paket yapın ki ben de çıktıktan sonra pişireyim onu. Pişirmede bana tavsiye edeceğiniz bir şey var mı? Sıcak su, içine biraz tuz. Evet, aynı makarna suyu kaynatıyorsunuz. Evet. Bu mantıyı saldığınızda 2-3 dakika pişiriyorsunuz. 2-3 dakika? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Sağ olun, sağ olun. Malzemeleri de alıp çaktırmadan tamam, buradan gidiyorum. Sizlere kolay gelsin Hanımcığım. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet Can Hocam. Ne oldu abi ya? Oo, hocam bizim Türkçe'de çok güzel bir laf vardır biliyor musun? Yemem diyen sofra kurutur, oturmam diyen binder çürütür. Tamam da buraya yiyelim diye gelmedin. Abi ben işte ne bileyim diyordum maşallah hadi çabuk. Bu altyapı yani esas senin sözde yapacağın mantıya gidiyor musun? Mantıya yer bırak. Hadi bir an önce yiyelim tamam. Çünkü daha Sinop'un içinden alışveriş yapacağız, dolaşacağız, gezeceğiz, bakacağız, bir şeyler alacağız. Buyurun abi. Hadi. Şunu da alayım ben. Allah aşkına. Hesabı falan vermez sakın. Yok ben baştan zaten kesene bereket diyerek... Pekan bizim. Kesene bereket diyerek o kapıyı kapattım abi. Buyurun abi ödeyiniz. Hadi. Şunu da alayım da. Sen bak da arabayı çekmesin. Aylin'cim teyzeme çok selamlar söyle. Aleyküm selam. Yine bekleriz. Sağ ol canım. Benim şey ne oldu? Sizdekse güveniyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Afiyet olsun. Rica buyurun hocam. Eyvallah. Dikkat et hocam yola. Etraflısı hocam gel. Burada aradığımız her şey var. Burası eski hal binası. He. Bak şimdi mantı yapacağız ya. Evet. Buradan kıymamızı alacağız. Tamam. Gereken soğan, muhane, her türlü şeyi buradan alacağız. Meyvasını bilmem nesini. Ben buradan gereken malzemeleri alırken sen de şuradan hocam kıyma al mantı için yarım kilo. Nasıl kıyma? Döş tarafından çekecek çok az yağlı ve döş. Çift çekilmiş olacak. Çift. Döş olacak. İki defa makinede çekecek onu. Mantı. Senin yapacağını söyleyeyim mi? Zafer ustam yapacak de. Ustacığım bana da şuradan iki baş soğan istiyorum abi. Kolay gelsin ustacığım. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim oyuncu bir arkadaşım var, senden iyi olmasın. Tutturmuş mantı yapacağım diye kıyma alacağım. Tabii. 50 liralık ver. Tamam. Şöyle. Bence güzel bir kıyma oldu. Evet, güzel. Hocam. Bu şimdi, efendim, bu şimdi... Bitiyor abi. Bu şimdi tamam istediği abi gibi oldu. Çok abi çifte kavrulmuş oldu. Çifte kavrulmuş evet değil mi arkadaşım? Evet. Çifte çekilmiş ya. Tamam yani. Çifte çekilmiş ya. Çektik gayet güzel. Buyursun. Mantılık yaptık. Teşekkür ederim. Tamam üstü kalsın abi. Çekme parası olsun. Hoşça kal. Yine bekleriz. Ya mutlu oldun mu hocam? Ben yeşili severim abi. Yeşil benim göbek adım. Bir de hocam hep bir şey vardır ya klasik yani. Gelmiyoruz abi gelmek lazım evet, buralara. Evet. Manzaranın güzelliğine bak. Yeşil beni acıktırıyor ya. Acıktırmaz deniz mı? Deniz ve yeşil acıktırır. Yoruldun mu hocam? Yok gayet iyiyim abi. Güzel. Sağ ol teşekkür ederiz. Karavanınızı bana tahsis ettin. Evet. Sayende de evet benim şu meşhur karavancılık tırnak içinde tutkumu evet halletmiş olduk. Bazı yerlerde geçiyoruz ya, evet, yöre insanlarla konuşuyoruz falan. Evet. Gidip karavanı gösterip böyle yapıyorlar. Çok iyi. Nereden aldın abi? Sen arkasına zaferin falan yazdırmadın mı? Yok öyle bir şey yazdırmadım. Sen daha onun içini tam görmedin. Evet görmedik yani şimdi, gördük de yani öyle. Şimdi ileride Erman Hoca gibi şey demiş. Şimdi yem. Yerde sana bir mantı yapıyor bu yem. Ha bir dakika esas konuya gelelim ya. Mantının peşinde. Programın adı mantının peşinde olsun. Çünkü cevizli mantının peşinde. Cevizli mantının netine. Bizim akrabalar bu mantı işinde bir numaradır. Teyzem var falan. Onları geçtik. Evet. Yapacak mısın gerçekten? Evet. Yediğin zaman görürsün Can Hoca. Ben yemek yemeyi severim biliyorsun abi. Değil. Daha çok hamur işi. Eskiden öyleydim ama kilo verince hamur işinden de biraz vazgeçtim. Frene bastım deriz biz. Benim kırılma noktalarım vardır abi sen misin? Küserim ben. Mesela bir ara kiraza küsmüştüm. Evet. Ha, kiraza niye küstün? Yani bağlı geldi. Hamur işine şundan küsmüştüm abi. Abi bir televizyon programında bir gözlemeci teyzeyi gördüm. Ha. Gece saat 2:30'da. Tesadüf de açlığıma denk geldi. Her çeşidinden de yediler şeyin, gözlemenin. Ha. Ulan dedim ben buraya gitmem lazım arkadaş dedim ya.
gece 2.30'da bunu görüp sabah 5.30'da yola çıktım abi motorla. Motorla hem de. Evet. Gözlemeci nerede? Foça'da. İstanbul'dan Foça'ya gece sabaha karşı görmüş olduğun gözlemeyi... Evet. 2.30'da gördüm, 5'te çıktım. Çıktın, evet. Bastım gittim abi Foça'ya. Teyze geldi bize. Siz motorla mı geldiniz? Motorla geldik. Kalabalığa dönüp dedi ki ne aptal insanlar var ya dedi. Ta İstanbul'dan buraya motorla gözleme yemeye gelmişler dedi. Nereye gidiyorsun? Hocam dön sağa doğru. Biz de bir kere öyle Tufa'ya düşmüştük hocam. Evet, rahmetli Ömer amcam böyle bir Türkiye turu yaptı. Silifke'ye düştü yolumuz. Tutturdu Silifke'den yoğurt alacağız. Küçük bir ayrıntı abi. Buyurun. Senin de böyle vay be diyeceğim bir şey. Ben ilkokulda Silifke ekibindeydim. Oynuyordun. Çakırıkta, çakırıkta, çakırıkta. Onlar da. Bu da senin anına bir katkı olsun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ömer amcam da tutturdu. Burada Silifke'de yoğurt yememiz lazım. Silifke'nin yoğurdu. Bahsenin kimler evet. Doğurdu. Evet. Aynen öyleymiş hocam. Sorduk birkaç tane esnafa. Dediler ki babacığım o türkü diyorlar. Türkü de kafiye olsun diye. Silifke'nin yoğurdu, seni kimler doğurdu? Bazı türkülerde öyle bir şey vardır abi. Vardı bizde. Şimdi sen içinde o yöre geçtiği için o türküyü oranın zannedersin. Evet. Mesela Antep'in hamamları dediğin zaman Antep türküsü zannedersin. Nereli? Aslında o Urfa türküsüdür. Emin misin? Mesela Silifke'nin yoğurdu, ah seni kimler doğurdu dediği zaman aslında o Maraş türküsüdür. Öyle şeyler vardır yani. Hocam. Abi bir... ben türkü antolojisini severim ve okurum yani. Allah aşkına. Pek inanmadım ama... Bu bilgi abi seni up yapar yani. Bak şu anda satabilirsin İstanbul'a dönüp. Ben şu anda up yapmadım, down oldum, düştüm çünkü bana pek mantıklı gelmedi. Yok öyle öyle. Yani. Bak araçta gerçekten öyle. Antep'in kalesine astılar, neydi fermanımı? Fermanımı. Amen. Mesela amen miydi? Antep'in kalesine astılar fermanımı. Tamam. Eman eman. Tamam. Peki hocam siz türkü yakmayı ya da söylemeyi ne zaman bıraktınız? Şimdi bu kadar... Türküler üzerine. Evet, bilirim ben severim türküyü. Seversiniz de, dinlersiniz de. Acaba evet. O güzel sesinizden bir mırıldansanız da bir kuple olsun duyma şansımız yok mu? Yok. Benim bir sözüm vardır, bilir misin abi? Nedir? Eşek bilmediği otu yerse başı ağrır. Benim de başım ağrır. Ben söylemeyeyim diyorsun. Yok söylemeyeyim. Zafer abi küçücük bir ayrıntı belki ama biz neredeyiz abi? Hocam biz şu anda... Yani gene bizi böyle bir sapa yollar. Hocam... Programın adı ne? Sapa yollar mı? Hocam Sinop dediğin yer... Sadece şehrin merkezinde görmüş olduğun o alandan ibaret değil. Evet, çevresi de var. Çevresinde muhteşem doğal güzellikler olan inanılmaz bir yer. Hmm. Ben sana dedim benim ömrüm buralarda geçti. Onu geçti. Türkiye'de şu anda nereye gidiyoruz biz mesela? Şu anda hocam sana... Sahile mi, denize mi gidiyoruz, ormana mı gidiyoruz? Yani hocam, öyle bir yer. Bir sürpriz olarak düşün. Sen de bilmiyorsun. Hayır, ben biliyorum. Bir sürpriz olarak düşün. Bu köyün adı ne abi? Madem buralarda harman oldun. Köyün adı mı? Evet. Hocam şimdi bir yeri çok iyi biliyorsan bütün köyünü... Kasabalarını, her şeyin adını bilmek zorunda değilsin. Ben söyleyeyim mi abi? Söyle. Yalanlı. Yalanlı köyü mü? Oo. Oo, hocam ordu da giy. Essin rüzgarlar essin. Şişirin yelkenleri. Adam hanım hoş geldiniz canım hocam. Bak bak görüyorsun değil mi şunu? Bak. Yani. Hop. Bak. Gel. Tamam abi yavaş. Al hocam genere. Al 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 al. Güzel. Çevir bakayım hocam. Evet. İşte bu. Vay vay vay. Nasıl mutfak? Biraz küçük geldi bana ama. Küçük mü? Tuna. Bu ne abi? Vay vay. Hocam işte bak. Biz bir ikiliyiz biliyorsun. Evet, şuraya sal. Suyumuz tamam, muyumuz, abi. Salatamızı malatamız yemeğimizi burada yapıyoruz evet, hocam. Evet gayet iyi. Kütüphane bile var bak. Sağ ol Zafer abi benim kitapları almışsın. Hocam bunlar senin kitaplar bunlar da benim eserlerim. Evet teşekkür ederiz. Çok güzel aydınlattın abi. Evet. Konudan uzaklaşmak için elinden gelen her şeyi yaptın. Evet. Mantı nerede abi? Hocam buraya kurulalım. Hadi abi lütfen abi. Kurulalım. Yeter. Tamam abi. Tamam bana bırak. Yani yok yatağın döşeğini falan gösterdin de mantı yok ortada. Hepsi tamam. Hadi abi bir zahmet acıktık yani. Hepsi bana emanet. Hocam abi sağlama bunu... aldık mı aracımızı? Sağlama aldık da şunu içeri alalım bu burada. Yağmur falan bir şey oldu. Geldik tarihi ana. Evet. Evet efendim. Sevgili Lassa izleyicileri yine bekleriz de bu defa programımızın ilk bölümünde Türkiye'nin en güzel memleketlerinden Sinop'a geldik. Şu anda Türkiye'nin kuzeyinde en
uç noktadayız. Yani buradan daha ötesi yok. Kuzeydeki en uç noktadayız. Diyojen'in memleketi Sinop'ta sizlere Sinop'a özgü muhteşem bir cevizli mantı yapacağım. Sevgili yol arkadaşım ve dostum, hocaların hocası Can Hoca'ya öyle bir mantı yapacağım ki geçici körlük yaşayacak. Anam benim göremiyorum, abi bana ne oldu diyecek. İnşallah. Hocam, şimdi önce malzemelerimizi tanıtalım. Evet. Şahane bir mantı yapabilmek için olmazsa olmazınız bir kere temiz ve çok kaliteli bir suyunuzun olması evet. lazım. Bu su. Önemli hocam. Suyumuz. Onun dışında efendim unumuz var. Unumuz var. Bu zaten hoca biliyorsun ne işe yaradığını. Olmaz. Bu olmazsa olmazımız. Evet. Efendim yumurtamız var. Yumurtamız tabii evet. unu yaparken lazım olacak. Sarımsak lazım. Yağ var. Tereyağımız var. Bunu daha sonra sosla kullanacağız. Evet. Senin özel şeyin nerede? Özel şeyim işte bu arkadaşlar. Bu işin hikmeti cevizde. Nasıl ya? Bu gördüğünüz ceviz özellikle mantı için tercih edilmiş tarafımdan özenle seçilmiş bir ceviz. Hayır abi onu sormuyorum. Bu zaten ne? Her yerde var. Evet. Sen dedin ya ben özel bir şeyim var. O, özel bir şey. O nerede onu gör. Sadece yemeği bitirdikten sonra evet. abi burada özel olan nedir diyeceksin hocam bana. Evet. Ben de sana özel olanın ne olduğunu yedikten sonra söyleyeceğim. Evet, şimdi söyleyemem. Evet, evet, peki. Şimdi efendim başlıyoruz. Öncelikle evet. bir yumurtamızı aldık hocam elimize. Evet. Yumurtamızı buradan çıt diye kırdık bunun içine attık. Korkma Can Hoca bana güven. Bu bir. Efendim ikinci yumurtamızı kırıyoruz. Kaç yumurta? Dört yumurta. Abi onu söylesene. Arkadaşım. Kaç kişi için kaç? Arkadaşım, yani ne kadarlık? Bir kilo mantıya beş yumurta. Öyle şeyler söylemem lazım. Sevgili Can Yılmaz şu anda dört tane yumurtayla ben sadece... Bari şunu tut abi. Tamam. Bari şunu abi. Tut. Önemli değil arkadaşım. Aldık kabuğunu. Tamam. Aldık kabuğunu. Elimize bir çatal aldık. Evet. Şöyle tuttuk bunu. Ve bakın. Çap 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 diye. Bu şak mı bu? Şimdi... Şöyle güzel bir atasözü vardır. Evet. Yanlış yapmaktan korkmayın, düzeltecek ukala mutlaka bulunur. Arkadaşım bir dur, bir sabret. Tamam abicim Allah Yumurtayı Allah. Arkadaşlar çok fazla çırpıp yumurtanın da bütün özelliklerini bitirmeyin. Evet. Sadece sarısıyla beyazı karıştı mı arkadaş? Karıştı. Karıştı. Sen şimdi içeriden bana bir tane şey getir çünkü ne? Birazdan harcı yapacağız ya hocam. Köfte harcını. Ne getireyim? Arkadaşım şey rende getir abi. Rendeyi getir. Rendeyi getir. Efendim gördüğünüz gibi yumurtamızı çırptık. Çıp 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 yaptık. Şimdi hemencecik birazcık tuz. Şu kıtlık imkanlarında ancak bu kadar olur. Şimdi buyur. Hocam bir dakika sen şu soğanları ince... Şunları rendelesene bana. O ne? Ya yapayım ya. Arkadaşım ne kadar hevesliymişim. Buna gerek yok mu? Ne kadar hevesliymişim bir dur ya. Tamam bunu koy. Arkadaşım ha. şuraya doğrayacaksın. Bak şunu kenarına inceden doğra şimdi hocam. Üstüne. Evet. Evet hocam. Vay 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 vay. Geldi hocam. O ne ya? Geldi. Deniz kardeşim getirdi emanetimi. Gel yavrum. Lan gel. Bak benim arkadaşlarım böyle dünyanın öbür ucundan getirirler bana bunu. Çıt. Bir dakika yavrum. Eyvallah babacığım işte geldi. Geldi hocam geldi. Ne abi o kadar? Geldi. Aşçı önlüğüm geldi. Bir profesyonel bunlarla ancak hocam kendini. Abi bu ritüele ne gerek var ya? Bir mantı yapacaksın. Bu ritüele ne gerek varmış? Getir canım vay benim. Be. Bir dakika ne? Sağlam şef Zafer Algöz. Evet canım hocam. Devam et sen rendelemeye. Evet hayatında hiç iki tane yumurta bile kırmamış Can Yılmaz'ın. İlk defa bir soğan rendelediğini görüyoruz. Bu tarihi anı ağır çekimde evet, gösterelim hocam unutmayalım. Biz bu soğan değil de bence bu şey oldu ya su oldu bu. Doğada yaşamak böyle bir şey. Yardımlaşacaksın. Evet. Doğayla didişmeyeceksin. Bu nerenin soğanı abi? Sinoplu soğanı tabii ki. Arkadaşım masayı sallamadan. Tezgaha saygılı ol. Bak sen çok ne yapıyorsun? Bırak abi onu. Evet. Onu bırak arkadaşım bana. Sen evet. geçince şu buruna, kuzey tarafına. Ne oradan abi? Bir selfie çek. Türkiye'nin en kuzeyindeyim de. Tamam mı? Sana ihtiyacım olduğu zaman Allah ben Allah. çağıracağım Ciddi seni. Misin? Evet. Tamam abi. Evet. Güle güle. Güle güle arkadaşım. Benim için canıma minnet. Güle güle arkadaşım. Güle güle. Çok koydun onu be. Ne kadar çok biliyor abi herkes ya. Şimdi anlaşıldı ki bu rüzgarda bizim bir biçimde bunu pişirmemiz çok zor. Onun için içeriye geçmekte fayda var. Zafer abinin oyunculuğuna bir şey demiyoruz. Onda kesinlikle şüphemiz yok. Ama aşçılık nereden çıktı onu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi işin başında daha hamuru yaparken ilk façamızı verdik. Dört tane yumurta kırılır mı kardeşim? Bir tane yeterliydi. Şimdi oturup hamur yap, bilmem ne yap, onunla uğraşılmaz. Hazır arkadaşımızı... Türkiye'nin en kuzey noktasına selfie çekmeye gönderdiğimize göre biz mantımızı içeride hazırlıklarını yapalım abi.
Bana göre sen uzaklaş buralardan diye bir taktik geliştirdi. Bence düşündü, bunu buldu. Beni tezgahtan uzaklaşarak yaptığı hataları görmemi istemiyor. Bu da güzel bir numara bak. Şu anda ne yaptığını bilmiyoruz. Vay 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 vay. Suyumuz kaynadı. İtinayla aldığımız teyzemin mantısını çıkarıyoruz. Tabii etrafı bir kolaçan ediyoruz ki Can Yılmaz oralarda mı? Yok. Bu böyle bir 5-6 dakika pişecek. Biz bu arada sosumuzu yapacağız abi. Ocağımızı yaktık. Tereyağımızı attık içine. Tereyağımız erirken biz de önce sarımsakları... Bak bakayım oğlum. Güzel. Evet. Bakıyorum tereyağımızın durumu nedir? Mis, mis, mis. Şimdi efendim sıra geldi cevizimize. Cevizi de şöyle tavanda döveceğiz. Böyle az, az miktarda. Evet. Böyle tık 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 yaptık. Şimdi cevizimizi de içine döktük. Şöyle bir karıştıralım. Sarımsaklı yoğurdumuzu da şöyle bir karıştırdık. Şimdi geldik en muhteşem ana. Zafer abi. Evet. Bitti mi abi? Bitti mi ne demek hocam ya? Gel abi, gel. 300 sayfalık kitap okudum. Gel. Artık bitsin yani. Şu mübareği görüyorsun değil mi? Ha? Vay. Aa, hakikaten yapmışsın ha. Evet hocam. Evet. Gölge etme, başka ihsan istemem biliyorsun. Bu Diyojen'in lafı. Diyojen'in lafı. Yani bizim bu memleketin de adamı olduğu için. Abi şu anda kalp atışını duyuyorum. Sakin ol abi. O kadar heyecanlıyım ki hocam. İlk defa yaptığın için. İlk defa değil. Yani çünkü çok muhteşem bir şey olduğunu biliyorum. Evet. Ya ağzım sulanıyor anlatırken, yemin ediyorum ya. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Dürüstlüğünden şüpheliyim ama evet. Sen mi yaptın abi bunu? Şu anda var ya şu tencereyi. Abi geri atarım. Neden bak, biliyor musun? Gerçekten. He. Şüphelenilecek kadar güzel görünüyor yani. Abi çünkü şüphelenecek bir şey yok. Bunu yiyeceksin. Allah Allah. Bak bak. Şunu bir koklar mısın? Nasıl? Tencere kokuyor. Tencere mi? Mis gibi tereyağı kokuyor. Tereyağı. Dünya senin adama. Özel, bir dakika abi dur. Evet. Senin özel, hani ben diğer yapılan cevizli mantıların dışında bir ilaven var dedin. O var mı? İçinde var. Peki ben onu alacak mıyım? Alacaksın. Allah alacaksın. Allah. Allah Allah. Abi sen bunu içine ne koymuşsun diyeceksin. Şöyle bir bak be. Bir bak şöyle. Evet tamam. Abi kaç kilo bu ya? Yani görünüş güzel. Hazır mısın yemeğe? Böyle ayakta mı yiyoruz abi? Nerede yiyeceğiz? Abi gel şöyle bak. O tarafta çok güzel oturacak yer var. Al malzemeyi. Hoca. Efendim. Ben hem yiyorum. Evet. Hem de yürüyorum gördüğün gibi. Sen de aynı şeyi yap. Şurası abi. Abi bir şey söylemeyeyim, sen Diyojen falan diyordun. Evet, burası Diyojen'in memleketi. Hayır diyordun, tamam bir dakika. Evet. Sonra o konuyu hamhum şaralam ettin. Etmedim. Burada Sinoplu, tamam mı Diyojen? Evet. Diyojen'le babası Sinop'ta... Aşçı. Hayır, hem sarraflık yapıyorlar hem de çok büyük bir hata yaparak... Alakası yok. Bir dakika, hemen bir yanlışını düzelteyim. Buyurun. Diyojen'in babası kırtasiyeciydi abi. Hayır. O devirde kırtasiyecilik diye bir meslek yoktu. Diyojen'in babası sarraftı. Evet. Diyojen'in babası şeytana uyuyor. Sahte para basıyor. Ha. Belki de tarihteki ilk kalpazan olabilir. Diyojen'in babası. Diyojen'in babası sahte para basınca Diyojen de babasının yanında çırak olduğu için onu da getiriyorlar. Bunları Atina'ya sürüyorlar. Sürgün ediyorlar. Diyojen ve babası Atina'ya sürülüyor. Evet. Olmadık hakaretler. Yıllarca hep bu sahte para basma işi bir vicdan gibi bunun boynuna asılı vaziyette duruyor abi. Nereden aklına geliyor abi? Para daha tedavide az bir miktar para varken sahtesini mi yapıyor? Adam sahtesini basıyor baba. Vay mukallit vay. Ve Diyojen'in ömrü kalecilikle geçiyor. Kaleci miydi? Kaleci yani parasız. Kırtasiyeci yoktu ama ha, kaleci mi vardı? Tabii yani? kaleci oluyor artık. Parasız kalıyor. Hmm. Sefalet içerisinde yaşıyor fakat... Bassaymış, para bassaymış. Hocam bir kere basmış babası, başına gelmeyen kalmamış. Onun için de Diyojen'in ömrü hep sefalet içerisinde geçmiş. Fakat adam hep demiş ki abi, insanın demiş önce bir ruhunu bakıma almasın, evet. Alması lazım. Bir de bedenini. Evet. Bedenine demiş bakmasının yolu ne? Ne? Hani bildiğimiz spor yap, fit ol, evet. Sağlıklı ol. Ruha bakmanın da tek yolu doğayla iç içe yaşamak, dünyevi zevklerden kaçmak, para, mal, mülk. Zaten bir numaralı zengin düşmanıymış. O para, işte o para işi var ya, o sahte para, evet. Basma işi. Onun ciğerine oturmuş belli, evet. Ki. Bana paradan bahsetmeyin olmuş adam. Toplumdan dışlanmış ama çok büyük felsefeci olarak büyük itibar görmüş. Abi çayırda bayırda sen de 48 saat dolaşsan sen de felsefeci olursun. Nasıl abi? Ne koydun? Ne koydum biliyor musun? Ne? Sebzini, emeğimi koydum hocam.